F1 ilgimi çekti. Nereden izleyebilirim? Nereden takip edebilirim? Ya F1 için iyi izleyebileceğin şey kesinlikle şey olur. Canlı izlemek istersen Esport var. Daha önceki sezonları izlemek istersen ben hala en iyi başlangıcın Netflix'te Drive to Survive olduğunu düşünüyorum. Esport her türlü parasını çıkartıyor bu arada. Westworld'un yeni sezonuna başladım. Dün yeni bölümünü izledik. Yani şey demek istemiyorum şimdi, jinxlemek istemiyorum ama ustam çok iyi. Bu sezon çok güzel. Bu sezon bayağı iyi bu arada. Bu sezon ilk sezonun tadını almaya başladım. Yani şey tadı gelmeye başladı. Üçüncü sezondan sonra evet bu üç bölüm bile ilaç gibi geldi. Bir sonraki bölüm çöp büyük ihtimalle. Evet çok iyi. Yani bir temel inşa ediyor Westworld tekrar. Çünkü üçüncü sezonda temel diye bir şey yoktu. Aha Gober'dı. Biraz. Yüzükler Efendisi'nde yeni video. Abi ben onu hiç izlemedim. İlk trailer izledim. İlk trailer'dan sonra hiçbir trailer'ı kasti izlemedim ve izlemeyeceğim de. Şey yapmak istemiyorum abi. Yani akışına bıraktım abi. Bırakalım. Çıksın. Oynarım ondan sonra. İzlerim ondan sonra. Yani şey yapmak istemiyorum. Yani benim dizi hakkında zaten çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Daha önce de söylemiştim size. Yani ciddi ciddi dizi hakkında sıfır bir beklentim var. O yüzden çıksın bakarız. Ya ben şeye okeyim abi. Siyah cüceler bilmem ne falan. Yani karakterin önemli bir karakterin yani bir şey gibi değilse, Siri olayı gibi değilse, Siri'nin çünkü beyaz olmasının hikayede bir detayı var. Nedeni var. Ama onun dışında çok sikimde değil açıkçası benim. Yani o yüzden o kısmı çok umurumda değil ama ben yine de dizinin güzel olacağını düşünmüyorum. Daha sonra yani çok, güzel olacağını değil de çok büyük bir beklentim yok açıkçası öyle anlatayım. Hani böyle beklentim tam meh. O yüzden beklentim sıfır gireceğim için ben çok keyif alacağım büyük ihtimalle diziden. Dün dönemde karakterin cinsiyeti değiştirildi. Direkt hiçbir etkisi olmadı. İşte evet bence de işte ona katılıyorum ben de. Yani eğer değiştirilen şey hikayeyi etkisi yoksa istedikleri kadar değişebilirler. Hiç umurumda değil. Hikaye etkisi önemli. Hikaye etkisini değiştirmediği sürece, hikayede çok büyük bir varsayım şeyi değiştirmediği sürece, temelini değiştirmediği sürece umurumda değil. İstedikleri kadar değiştirsinler. Hiç umurumda değil. Tabii bu insanlar insanı değiştiriyor. Bazıları da hani birebir aynı olsun istiyor. Bilmem ne istiyor. O da çok ayrı. Hani onu da anlarım. Açıkçası hani itirazım da olmaz. Bu yani benim şeyim o. Hani ben çünkü öyle. Benim şey değil. Hani bir temeli vardır. Her karakterin bilmem nesi. O temeli şey yaptığı bu ne bu? Şumol. Vodey. Egel Faraon çok şubat 5. yaşın canımsın. En iyi abonem hoş geldin. Oo Şumol. Çok tatlı. Bu sabah da Loki çok güzel sarıldı bana. Bu sabah da sarılmaca yaptık Loki ile. Abi şey çok güzel. GameStop dediğimiz hani bildiğim bir GameStop'umuz var ya. GameStop dediğimiz şey NFT marketi açtı. Tabii efendim. Evet. Ama şöyle iki şeyi unuttu arkadaşlar. Gerizekalılar. Bir Türkiye'ye banlı abi. Türkiye'den giremiyorsunuz o NFT sitesine. İki site yani daha sonra yani o kadar aptalca ki dün yaklaşık 4 milyona ilk satışı 4 milyondan açılan bir tane pardon 4 milyon değil 5,3 milyondan satışa koyulan hani istenilen price oy buy now fiyatı 5,3 milyon dolar olan bir şey 20 dolara satıldı. Tabii efendim. Evet efendim. Adam ona yeter. Nasıl ya adamım? Ya birisi buy now olarak 5 milyon olarak koymuş ama bir de üzerine şey yapmış. Hani bir günde bir günlük açık arttırma. Açık arttırma 30 dolar. Zordu.
Benim ticari zeka ektedir. Abi çok iyi ya. Of. Of çok iyi ya. NFT garip. Şu anda NFT'nin durumu çok komik yani. Tornasıl'da gitmedim bile. Giderim bir ara ya. Acelem yok. Aslında herkes bayramdayken gitmek lazım da. Herkes EFT Steam'e daha gelmez. EFT yıllardır bu chatte Steam'de bekleyen var. 300 TL'ydi o çocuk beklemeye başladığında. Şu anda 700 TL. Beklemeyin alın. Yani EFT alacaksanız alın. Ucuza çıksa bile ki büyük ihtimalle Steam'de de ucuza çıkmayacak. Kaybettiğiniz zamana yazık. Kasım'da gelecekmiş. Kasım'da falan gelmeyecek. Hiç öyle bir şey açıklamadılar abi. Hiçbir tarih falan yok. Oyunun Steam'e gelmesi en yakın 1.0 versiyonunda. Daha Streets of Tarkov çıkmadı. Streets of Tarkov çıkacak ondan sonra. Şeye çıkacak. O daha çok var yani. Kasım falan yalan. %30 komisyon vermemek için Steam'e getirmiyorlar. Ondan alakası yok. İnsanlar uga buga olacağı için getirmiyorlar. Ve haklılar abi yani. Oyun her patch'te tamamen sıfırdan değiştiği için resmen insanlar review'da bombalarlar abi oyunu. GeForce Now'a niye gelmedi ben de bilmiyorum. Launcher'dan dolayı gelmedi büyük ihtimalle. EFT. Yani çünkü herifler Nvidia ile çok içli dışlı. GeForce Now'a gelmemesine ama gerçi bok gibi çalışıyordur abi. Bok gibi çalışıyordur abi. Şunu da unutuyorsunuz. Çok çimen. Çok çimen abi. Onu unutuyorum. Gözükmez abi, gözükmez. Ondan gelmiyor büyük ihtimalle. Yayında şey düş hatırlıyorsunuz yani. Yayında EFT açınca zaten piksel piksel Anadolu'ya dönüyor. Review'lar çok kötü gelecek diye korktuğuna getirmeyecekse hiç getirmesinler. Hayır, ondan diyeyim demiyorlar. Abi her wipe oyun tamamen değişiyor. Oyun yani şöyle söyleyeyim. Adamlar mesela wipe'ın başında diyor ki Inertia diye bir update getirdik veya çanta update'i getirdik. Herif daha oyunu oynamadan bir round atıyor. Bok gibi olmuş diyor. Anasına sövmeye başlıyor Reddit'ten. 3 ay sonra bir geliyorsun. Abi gelen en iyi update buydu diyor. İnsanlar geri zekalı arkadaşlar. Bu yüzden getirmiyorlar. Yani onu getirmenin bir manası yok şu anda. Oyun çünkü hala değişiyor. Hala hayvan gibi değişiyor. Tamamen full versiyonu çıktığı zaman getirecekler. Geçen update, Inertia update'i geldi. Veya şey update'i geldi. 5. 6. tier armorların markete satılmama update'i geldi. İlk bir hafta herkes anasına sövdü. Ondan sonra şu ana kadar gelmiş oyundaki en iyi update şeyi oldu. Böyle abi. Yani. O yüzden Steam'e getirmiyorlar. Çok da doğru yapıyorlar. Elinde sonuna gelecek zaten Steam'e. Ya elinde sonuna zaten Steam'e gelecek. Ama full versiyon çıktığında gelecek. Ya 1.0 olduğunda, bütün mapler tamamlanınca, oyunun temeli oturunca ki ona da daha var. Ki Steam'e gelince de ucuz olacağını ben düşünmüyorum. Melih yok gerek yok. Ya bu herifler Ruslar kuruşuna kuruşuna kadar çevirecek bence. Biz Steam'e ekleyebilir miyiz önce satın alanlar? Sanmıyorum. Ki yani şu anda evet oyun 34 euro. O full versiyonu çıkınca büyük ihtimal 60 dolar olacak oyun. 60 doları çevirirlerse bir de daha da iyi zort olacak. Geçen Rust yine zam yemiş. 60'dan daha fazla olabilir. Yok 60'dan daha fazla olmaz Rust. Şey Rust demişim EFT. Rust niye fırladı öyle? Kur güncelledi. Uzun vadeli satış yapayım için ben Steam'e gelmesi lazım. Abi oyun 7 senedir sadece Launcher'da yaparak satış yapıyor. Bence uzun vadeli çoktan yaptı EFT. Yani sanki bu analizim biraz hatalı. Yani 7 senedir hayattaysa oyun ve hayvan gibi de satıyorsa Steam'e çok ihtiyacı olmadığını kanıtlamış bir oyun bence. Yani EFT yeni bir oyun değil abi. Baya baya çok uzun zamandır. Oyun PC'sindeki prosedürlerin çözünürlüklerini 4K 1080p. Ana monitörüm 4K artık. Star Citizen biter mi? Yok bitmez. Devamını okumama gerek yok. Ready or Not güzel de ben de yani arada girip oynuyorum. Güzel olmuş. Yani SWAT severler için keyifli bir oyun olmuş da ben arada girip oynuyorum. Çok böyle şey yapmıyorum. EFT Steam'e gelirse benim merak ettiğim eski hesap sahipleri Steam'den giremez. Yok giremez büyük ihtimalle. Yani Steam hesabında EFT hesabına ayrı hesaplar olur. Sana kod vermezler.